Evet. 10. Boğaziçi zirvesini aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la birlikteyiz. Sayın Tatar, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, onu da her zaman düzeltmek durumundayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına buradayım bu önemli bir konferansta. Boğaziçi zirvesi, summit, çok değerli bir takım dünya liderleri burada. Eski cumhurbaşkanları, başbakanlar. Dolayısıyla ben de burada olmaktan mutluyum. Burada tabii ki bir takım konuşmalar yapılıyor. Ama günün sonunda yeni dünya düzeni ve özellikle insanlığa yönelik yapılması gerekenler noktasında mesajlar o şekilde. Burada herkesin ortak noktada dinlediklerimden sonra yapılanlar veya önerilenler bir kere dünyada barışın, dünyada istikrarın, dünyada insanlığın olması gerektiği gibi gelişebilmesi için bir kere fedakarlık lazım. Ben de konuşmamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dünya ülkeleri içerisinde insanlık için fedakarlık yapan ilk sıradaki bir ülke olduğunu söyledim. Bu da bir Suriye olayında milyonlarca göçmeni kendi topraklarında barındırabilen, bunun için bazı hesaplamalara göre 40 milyar dolar gibi büyük bir parayı, kendi insanın parasını harcayan ve insanlığa bu şekilde herkesin gözleri önünde hizmet eden bir Türkiye Cumhuriyeti'nin işte İstanbul'da böyle bir toplantının düzenlenmesi zaten başlı başına Türkiye'nin bu bölgede istikrarı bir unsuru, kültürlerin ve işte Hristiyan Müslüman buluşmasının bir noktası olduğunu, bu İstanbul Boğazı'na baktığımızda Doğu ve Batı'ya bütün bu ilişkilere Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve yaptığı fedakarlıklar da zaten bu aranan yeni dünya düzeninde insanlığa yaptığı katkılar örneklerle gösterebilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nda da bildiğiniz gibi kendi güvenliğini sağlayabilmesi için çeşitli farklı kaynaklardan beslenen terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekat ve günün sonunda tabii ki başarılı bir şekilde operasyonun devam etmesi ve Güneydoğu şehirlerinde, sınırlarında barışın sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı adımlar da takdire şayandır. Dolayısıyla meseleyi en sonunda Kıbrıs meselesine bağladım. Doğu Akdeniz'de bir kere Kıbrıs anlaşmalarının, Kıbrıs müzakerelerin ta evvelden ve 1960 anlaşmalarıyla sonuçlanan noktada esas ruhu orada bir Türk-Yunan dengesinin kurulmasıdır. Yani Kıbrıs'ta zaten iki eşit halk vardı, Rumlar ve Türkler. 60 anlaşmaları da bunu emretmektedir. Türk-Yunan dengesi bağlamında. Sonradan yapılan haksızlıklar, işte bu dünya düzeni içerisinde bir takım işleri daha kritik noktaya taşıyan haksızlıklar ve Rumların tek taraflı olarak dünya devletleri tarafından tanınması, Türklere rağmen Avrupa Birliği içine alınması ve Doğu Akdeniz'de bütün bu zenginliklerin araştırılmasında bu mücadelede Türklerin dışlanması, Kıbrıs Türklerle Türkiye'nin ortak bir komite etrafında bütün bu zenginliklerin araştırılması önerimizi reddetmeleri ve kendi başlarına bütün bu zenginlikleri başka ülkelerin de desteğiyle güya da hepsi kendilerininmiş gibi bu şekilde çalışmalara devam etmesi ve günün sonunda Türkiye'nin kararlılığıyla biz de kendi sondaj gemilerimizi göndererek Fatih, Yavuz gibi gemilerimizi Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin araştırılmasında tavrımızı koymamız yeni bir takım dengelerin kurulması için bir gelişme olmuştur. Dünya devletleri de bütün bu meseleleri, gelişmeleri dikkate almaları lazım. Eğer barış, istikrar, huzur devam edecekse hakkaniyet ölçüsünde ve insanların ve ülkelerin birbirine saygılı olması durumunda ancak bunları sağlayabileceğimizi, bu gibi herkes kendine göre bir değerlendirme yapmıştır. Ama günün sonunda ilerleyen teknoloji, gelişen ekonomiler ve tabii ki dünyanın çeşitli sıkıntıları buna rağmen baş göstermektedir. Çünkü adaletsizlik vardır. Çünkü bazıları daha zengin oluyor, bazıları da fakirleşiyor. Bütün bunların daha sürdürülebilir olabilmesi için 8,5 milyar dünya nüfusuyla dünyanın daha iyi yönetilmesi lazım. Büyük ve zengin ülkelerin biraz daha fedakarlık yapmaları lazım. Ama bakıyoruz ki 40 sene evvel özgür ticaretten bahseden dünya liderleri şu anda birbirlerini kapılarını kapatıyorlar. Çünkü ben daha zengin olmak isterim, ben daha fazla hak ederim. Ama bir de fakirleşen başka taraflar vardır. Bütün bunlara hitap etmek lazım. Bütün bunları değerlendirmek lazım. Dolayısıyla böyle güzel bir toplantıdan inşallah hayırlı sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Evet,
Sayın Tatar, gündemi de sizinle değerlendirmek isteriz. Şimdi Doğu Akdeniz meselesi oldukça gündemde yer buldu. Bir taraftan Berlin görüşmeleri de yapıldı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu görüşmeleri olumlu olduğunu söyledi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Kıbrıs'ın çözüm süreci ufukta mı? Kıbrıs'ta Sayın Akıncı'nın Berlin ziyaretinden sonra bir takım mesajlar verilebilir. Ama esasına baktığımızda herhangi bir gelişme olmamıştır. Bir kere Guterres belgesi çerçevesinde 2 yıl önce Kran Montana'da çöken görüşmeler aynı noktadadır. Herhangi bir değişiklik olmamıştır. Referans şartlarında herhangi bir ilerleme olmamıştır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için herhangi bir olumlu gelişme de olmamıştır. Sadece bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda iyi niyet çerçevesinde bir takım görüşler ifade edilmiştir. Zaten toplantı kendisi gayri resmiydi. Dolayısıyla bana göre sadece bir imaj ve işte bir görüntü vermek için yapılan bir toplantıdır. İşin özüne, işin esasına yönelik herhangi bir değişiklik olmamıştır. Peki Doğu Akdeniz'de Kıbrıs önemli bir noktada bulunuyor. Sondaj çalışmaları bu denklemi değişmesine vesile olur mu sizce? Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız temaslarda, görüşmelerde bütün bu önemli çalışmalar bizim de Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hak sahibi olduğumuzu, hatta daha da ileriye gidebiliriz. Türkiye ana kıta 82 milyon nüfusuyla ve Doğu Akdeniz'in en uzun sahil şeridiyle haklar sahibidir. Kıbrıs Türkleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahibi olarak hak sahibidir. Dolayısıyla örtüşen parsellerde ekonomik münhasır bölge, karasuları gibi deniz hukukuna bağlı olarak yapılan bir takım tartışmalarda ve açılımlarda artık biz de bu çalışmada pozisyon yakaladık. O pozisyon da bir mesajdır. Biz de varız, olacağız ve bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Çünkü büyük zenginliklerden bahsedilmektedir. Ne zaman, nerede, ne kadar büyük bir zenginlik bulunur? Bunlar hep zaman içerisinde ortaya çıkacaktır ama o bölgede genel kanaat büyük zenginliklerin olduğudur. Bu zenginliklerde de biz hakkımızı alabilmek için bu mücadele içerisinde kararlılıkla bu işi yürütüyoruz. Peki Sayın Tatar, Türk Akım Projesi'ni de sormak istiyorum size. Biliyorsunuz Türk Akım Projesi'nde sona yaklaşıldı. Peki Türkiye'nin bu proje enerji hub'ı olmasında ne noktaya taşır acaba? Şimdi Türkiye tabii kendi enerji politikasını kendisi yürütmektedir. Türkiye enerji koridoru ve hub olması noktasında çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bütün dünya da bunu kabul etmektedir. Ve bu Doğu Akdeniz'deki bütün bu gelişmeler esasına bakıldığında Mısır, İsrail ve diğer devletlerin de katılımıyla esas itibariyle büyük kaynakların Avrupa pazarına ve diğer zengin pazarlara ulaşılabilmesi için mutlaka Türkiye üzerinden bu boruların geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Yunanistan, İtalya gibi o güzergahına giderekse milyar dolar borulara yatırım yapılması gerekmektedir. Hem bunun olabileceği belli değildir hem de çok büyük bir maliyet olduğu için gerçekten feasible olmayabilir. O bakımdan Türkiye Kıbrıs'tan 40 mil uzaklıkta. O kadar yakın ki Türkiye üzerinden bunların geçmesi uzun zaman dilimi içerisinde çok isabetli olacaktır. Ve dolayısıyla şu anda zaten işte Azerbaycan ve diğer Asya ülkelerinden gelen kaynakların bu Doğu Akdeniz'den gelecek kaynaklarla birleştirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti elbette kendi kaynaklarıyla da birleştirildiğinde önemli bir enerji hub pozisyondadır. Dolayısıyla Türkiye'nin her türlü, az önce toplantıda bu yeni havalimanından bahsedildi. Yani bu yeni havalimanı bir kere bu bölgede en büyük havalimanı ve Uzak Doğu ile Amerika arasındaki bir köprü. Haliyle Türkiye yaptığı çalışmalarla, atılımlarla, aldığı pozisyonlarla hem enerjide hem ulaşımda hem Avrupa'ya ve Doğu dünyası ile bir köprü vazifesiyle çok kritik, çok önemli, çok stratejik bir noktadadır. Enerji bunların bir tanesidir. Sayın Tatar, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Evet, 10. Boğaziçi Zirvesi'nin aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.